Sağ ol Alperen'den hepinize merhaba karşınızda. O beklediğimiz gün geldi ve o beklediğimiz karakter de geldi. Biliyorsunuz şu an Brawl Stars'a çok büyük bir güncelleme geliyor. Melekler şeytanlara karşı güncellemesi ve bizim bu manyak kitap da işte bakın artık açılıyor galiba. Çünkü üzerine açılmasına 7 gün falan yazıyor. Bakın tıklıyorum ve artık son yaklaşıyor falan diyor yani. Galiba kitabın açıldığını göreceğiz sonunda. Ve tıklayabileceğimiz tek şey geri dön tuşu. Ama açacaktım, ne yapayım, açtırmadın ki. Yapıyorsun ya manyak, ne oluyor ya? Ne bileyim ben, Primal Reis. Garip şeyler oluyor. Ama neyse ki bu garipliğin içinde mükemmel bir şey var. Neymiş o? Dükkana girdiğimizde ahanda buradaki yepyeni karakterimiz Juju. Ve bakın Juju'yu aldığımızda sadece karakteri değil, bize beleş 2000 altın, üstüne bir sürü Juju rozeti, sonrasında 80 elmas, daha çok altın ve en sonunda şanssız Juju kostümünü de veriyor. Hepsi beleş. Tabii karakteri 680 lira verirsen. Supercell Moments. Şimdi ekstra karakteri alacağız ve bakalım yeni karakterimiz Juju nasılmış, çünkü bu karakter çok farklı. Şöyle bir farkı var, elementleri kontrol edebiliyor. Yani mesela toprağın üzerinden vuruyorsak vuruşumuz değişiyor. Çimene girersek vuruşumuz değişiyor. Suya girersek vuruşumuz değişiyor. Bayağı garip bir karakter. Şu tipe bak ya, bak. Ve bir tane yanında evcil hayvanı var, görüyor musunuz? Vudu malı. Vudu malı mı? Vudu bebeği lan o. Üretim yeri neresi lan? Vudu. Tamam işte vudu malı oluyor. Vudu üretimi olduğu için vudu malı. Lan dur. Çıkar lan beni bunun içinden. Lan çıkar. Beni vudu bebeğine çevirdi ya. Çıkarayım mı? Çıkar ne olursun. Oh, çok sağ ol ya. Vallahi çok korktum hayatım boyunca vudu malı olacağım diye. Ah, yanlış sulardasın. Tamam kızma ya. Şimdi 680 lira veriyorum ve Juju'yu alıyoruz. Hadi bakalım. Başarılı dedi ve geliyor mu? Juju geliyor, yepyeni gizemli karakter. Of Juju be. Bak tipe bak. Şu mükemmelliğe bak. Hem de alt ismi Topçuymuş. Topçu ne alaka ya? Bakayım ne diyor. Juju tuhaf şeyler dükkanının sahibi. Evcil vudu bebeği Gris Gregory diye okunur. Hiç peşinden ayrılmaz. Elementleri kontrol üret meteneğine sahip olan Juju aynı zamanda yetenekli bir oyuncak üreticisidir. Ve yaptığı bebekleri Star Park ziyaretçilerine satar. Oha lan ne kadar garip. Bebekleri kendisi üretiyor. Yıkanmadan geri geliyor. Üstüne elementleri falan hükmediyor. Yani çok garip bir karakter. Aldık bakalım. Üstüne bir tane beleş rozet geldi. Süper. Bir tane daha geldi lan beleş. Bak böyle yapıyor. Çok iyi. Şimdi geldik ilk ödülümüze. 2000 altın. Of mükemmel. Biraz daha rozet verdi. Bak böyle vudi vudi yapıyor falan. Güzel. Gayet iyi. Tatlı bir rozet. Şimdi bakalım bunlara. Of kızgın Juju. Bak kızgın. Böyle bir şey yok. Ve bu da üzgün Juju. Aga be. Bu ne yapıyor bakalım? Alkışlayan Juju mu? Evet alkışlıyor. Alkışlıyor. Güzel. Beğendim. Şimdi beleşe 80 elmas. Gelsin bakalım. Tabii beleş diyebilirsek. Yani sonuçta o kadar para verdik Juju'ya. Çok da beleş değil yani. Adam olsun Marcel. Şaşıran Juju. Bu ne yapıyor? Oo böyle büyü falan yapan Juju. Bak. Birazcık çılgın. 2200 altın da geldi şimdi beleş. Ve şimdi ahanda şanssız Juju kostümünü alıyoruz. Geliyor. Oo. Renkleri bayağı hoşuma gitti. Böyle beyaz mavi çok farklı bir tarzı var. Devam diyorum bakalım. VX sayesinde oyuna bir sürü ölü kutu geldi. Bunları da alacağız ve açacağız sonraki videolarda. Onları kaçırmamak için alttan abone olup yanına zil düşen açmayı unutmayın. Bunları yapacağım, bir de like atın. Kralsınız. Krallar valla. Ne yaptım lan sanki? Oğlum senin burada ne işin var? Juju'yu aldık ya. Böyle büyük bir günde burada mal gibi duruyorsun. Ayıp oluyor yani. Niye karakter çıktı diye. Ay Primal'ın papucu da mı atılıyor yani? Juju Reis neredesin? Aha burada. İkselsin valla burada bakın. Buradayım tabii. Şimdi bakalım bir Juju'nun özelliklerine. Sağlığı 3000'miş. Hareket hızı normalmiş. Özelliklerde bakın diyor ki bu savaşçı suyun üzerine yürüyebilir işte. Böyle bir karakter yükselsin görüyorsunuz. Çok acayip. Saldırısı element enerjisi. Hasarda 1000 yani. Aşırı az. Bir seviye haline göre çok az yani. Çünkü bazı karakterler bir seviyeyken bile 1500 falan vurabiliyorlar. Bence bu az bayağı. Menzili normal, doldurma hızı normal, hareket hızı normal, her şey normal. Ama süper özelliği bir seviyede bayağı iyi bence bakın. 3600 sağlığı var, hasarı 800 yani. Sonuçta bu evcil hayvan ve çok fazla vuruyor bir seviye halinde bile. Ama hareket hızı yavaşmış ve menzili de var. Uzaktan vuruyor, normal hızda vuruyor. Bence bayağı iyi. O zaman şimdi bir seviye Juju'nun gücünü görelim bakalım girip. Sonra maxlayacağız. Bakalım ne kadar güçlü olacak. Gücüme sen bile şaşıracaksın. Göreceğiz bakalım. Hesaplaşmaya giriyoruz. Bir seviye Juju iyiymiş şimdi bakalım. Asılmış. Oha! Oyunun resminde Juju olmuş ha. Süpercell Reis yapıyorsun bu işi be. Süpercell. Ekstra bakın işte mesela şu anda yanında bir tane böyle taş işareti var. Üzerine kurt var. Ama çimene girdiğimde gördüğünüz gibi yaprağın üzerinde kurt oluyor. Yani elementler değişiyor mesela bakın. Şu an vuruyorum şöyle bakın. Vurduğumda 1000 vurdum. Bakın çimene girip vuruyorum. Vurdum.
Hop 800 gördünüz mü? Daha az vuruyor yani çimendeyken. Toprakta daha çok vuruyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki peki o zaman çimene niye girelim biz? Mal mıyız? Çok doğru bir tespit. Ama çimendeyken bak şimdi ne olacak? Hop menzilimiz uzuyor gördünüz mü? Hem de deli gibi uzuyor. Şimdi ejderhamı attı bakalım. Saldır oğlum saldır. Uy hepsi geberdi be. Süper süper süper. Yani normalde böyleyken çimene girdiğinizde çok daha uzağa vurabiliyorsunuz. Bayağı iyi. Ama çimende değilseniz eğer toprağın üzerindeyseniz bu durumda daha çok vuruyorsunuz normale göre. Bakın mesela vuruyorum. Gördüğünüz gibi 1500 vuruyorum şu anda. Çimene girsem daha az vuracağım mesela bakın. Çimene girdim. Menzilim büyüdü ama hasarım şöyle azaldı. 1200 vuruyorum yani. Olsun geberttik. Bir de eğer suya girersek element yine değişiyor yükselerse. Sudayken vuruşlarımız yavaşlatıyor. Yine çimendeymiş gibi az vuruyoruz ama bakın mesela şu an sudayım. Ve şöyle vuruyorum. Gördünüz mü bakın 1300 vurdum. Daha az vurdum ama yavaşlatıyoruz. Ve artık rakiplerimiz yavaş koşuyor. Süper özelliğimi attım bakalım. Gebert oğlum süper özelliğim. 6400 canı var ha. Yani şu anda bir seviyeye göre aslında gayet iyi bence. Ben beğendim. Başta çok kötü gelmişti ama bir seviye hale bile fena değilmiş Jun'un. Şaşırdım valla. Ben demiştim şaşıracaksın diye. Ama bakalım Max'ın da yeterince güçlü mü? Çünkü belki de Max'ın kötü. Max'ımı görünce kafayı yiyeceksin o zaman. Göreceğiz bakalım o zaman. Juju'ya girdim ekstra şimdi Max diyorum bakalım. Sağlığı hasar kaç olacak? Artırıyorum seviyesini. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop anda 11 yaptık. Şu anda Max sağlığı 6000 oldu. Hasarı 2000 oldu. İyi güzel yani. Ama hasarı gene de çok değil bence. 2000 hasar çünkü işte. Mesela Dynamite falan 3000 üzerinde vurabilir yani rahatça. O yüzden hasar olarak bence gene de çok yüksek değil. Ama şöyle bir fark var. Juju'nun sağlığı çok yüksek. Bakın 6000. Mesela Dynamite'ın falan çok az. Hatta bakalım Dynamite'a mesela kıyaslama açısından. Anında geldim yani görüyorsunuz. Max değil şu anda ama Max yapsak bile 5400 falan olacak. Öyle bir şey. Daha az yani sağlığı. Ve element özelliği falan da yok. Ama işte hasarı bakın 3000'in üzerinde çıkıyor Dynamite. Eğer 2 bombası birden değerse. Öyle bir fark var. Juju Reis'in farklı bir tarzı var yani. Şimdi geldik bakalım yıldız güçlerine. Aha korumalı tılsım gris gris çağrıldığında koruyucu bir kalkanla gelir. Bu özelliğimizin kalkanı oluyor yani evcil hayatımızı koruyor. Çok iyi. Diğeri neymiş? Gris gris'in saldırısı artık düşmanı bir saniyeliğine yavaşlatır. Uy bu da bayağı iyi lan. Exodus 2 de şu an çok iyi de yani mesela kalkan ne kadar koruyor veya yavaşlatma ne kadar yavaşlatıyor yani. Şimdi bunları bilmiyoruz. O yüzden kafam karışık. Neyse ben kalkan seçiyorum. Çünkü bence ölmezse daha iyi olur bizim için. Evcil hayatımız korunsun. Aha da aldık. Eşya olarak da kalkan alıyorum bir tane. Güzel. Geldik aksesuara. Voodoo çocuğu. Juju'nun temel saldırısı 3 elementin gücüne de sahip olur. Oha! Yani hem daha uzağa vuracağız bu aksesuarla hem yavaşlatacak hem de daha çok vuracak. 3 elementin birleşimi. Uf bayağı iyiymiş bu. Çok beğendim. Diğeri neymiş? Elementalist. Juju üzerinde durduğu zemine göre geçici bir güçlendirme kazanır. Toprak alın hasarda azalma. Çimen görünmezlik. Su hareket hızı artışı. Çok iyi lan. Bu da bayağı iyiymiş. Eksualesi şu an vallahi bilemedim ha. Ama bence Voodoo çocuğu daha iyiymiş. Voodoo çocuğum lan ben. İkinci eşyayı istiyorsa almıyorum çünkü çok gerek yok yani. Özel bir eşyası falan da yok. Şu anda zaten Max oldu. Oo demek yok etmeye hazırım ha. Hazır mısın? Şimdi göreceğiz. Şimdi bakalım eksualesi haritaları şöyle bir. Hem su hem çimen hem toprak olan bir harita seçeceğim. Her şeyi görmek için. Elmas kapmaca da var güzel. Savaş topunda yok. Knockout'ta su yok. Soygunda su var. Bence en iyisi şu anda elmas kapmaca gibi geldi bana. Hadi bakalım. Hazırım. O zaman gidelim bakalım. Hadi bakalım şimdi. Oo yükleme mekanında eksiler çok garip duruyor ha. Tüm vücuttan gözüküyor komple yani Juju. Diğer karakterlerin tek yüzü falan gözüküyor. Juju da ama öyle değil durum. Çok uzağa vurabiliyor. Oha çimenden. Bakın eksiler bayağı uzağa vurabiliyoruz yani şu an. Tabii topraktayken o kadar çok uzağa vuramıyoruz ama. Onun haricinde bayağı iyi vuruyor. Şöyle. Şimdi bak beni öldürecek suya giriyorum. Artık o suya giremiyor eksersiz gördünüz mü? Ve şu an yavaşlatıyorum onu her vuruşumda. Bay bay ezik Jackie. Anında geberdi. Şimdi süper özelliğimi atacağım bakalım. Gerçekten kalkan gelecek mi? Anında attım. 7200 canı var. Ve beleş kalkanı da var. Ama kalkan kırıldı. Ha. Yani demek ki eksersiz kalkanın yaklaşık 3000 falan canı varmış. Aksesuar için basıyorum. Bastım. Oo bakın sembol değişti şu anda. Özel mor bir sembol geldi. Şöyle vuruyorum. Boom diye. Hem yavaşlattım hem uzaktan vurdum hem de... Geberttim yani her şey var. 60 özelliğim yine. 2100 kalkan geliyor. Yani süper özelliğimizin canı yaklaşık olarak 10.000 oluyor. Bayağı iyiymiş ya. Aksesuarım bastım bir daha bakın şimdi çok uzağa vurabiliyorum. Şöyle buradan vurdum ta boom diye geberttik. Manyak bir şey. Bir daha attım süper özelliğimi. Vallahi kalkan iyi oldu eksersiz bakın. Süper özelliğimiz gebermiyor ya. Evet gebermiyorum. Tabii ki en yan bizden şurada bakalım nasıl koyuyoruz. Uf herkesi gebertmişiz. Yıldız oyuncu olduk. Şimdi bir de kostümümüzle girelim bakalım. Şanssız Juju nasılmış. Anında soygun moduna girelim. Kostüm de güzelmiş ha. Ben de bayağı beğendim ya. Ve evcil hayvanımızın da tipi değişiyor eksersiz gördünüz mü? Çok güzel. Genelde biliyorsunuz ilk kostümlerin animasyonları farklı olmuyor. O yüzden bence bu da aynıdır ama göreceğiz. En azından tipi falan farklı gördüğünüz gibi. Oo bayağı iyi duruyor ha. Oyun içinde bakın eksersiz beyaz mavi çok dikkat çekici duruyor yani. Şöyle bir vurayım bakayım. Sen bir geber ya. Of. Yani 2000 eksersiz fena değil bence hasar olarak ama yine de çok iyi değil yani gördüğünüz gibi. Mesela vurduk orada karla ölmedi yani biz öldük. Dynamite olsak gebertirdik büyük ihtimalle. Ama işte Dynamite'ın böyle mükemmel bir spor özelliği yok. Attım bakın. Of. Saldır oğlum hadi bakayım.
Hop bak bak nasıl vuruyor ama geberdi evet. Attım hadi bakayım vurdu çocuğunu. Saldır oğlum saldır. Vuruyorum efendim. Vuruyorum efendim. Vuruyorum efendim. Exodus 1600 vuruyor süper özelliğimiz ya. Çok fena ha. Bakın çimene girdi mesela şu an çok uzaktan vuracağım. Çimende bakın hop buradan vurdum boom. Buradan vuruyorum boom. Buradan vuruyorum boom. Aksesuarımı bastım şimdi. Gelin lan. Şöyle bir tane koyarsam var ya boom diye. Yavaşladı yavaşladı. Of bunu da attım. Süper özelliği attım. Saldır oğlum saldır. Hadi bakayım. Yok ediyor yok ediyor. Of. Mükemmel be. Anında patlattı kasayı. Vallahi şurası güzel ya. Bayağı güçlü. Ama bence tek bir eksiği var. O da karakterin hasarı az eksiyiz. Bence şu 2500 olsa bence iyi olurdu. Veya 2600 o civarlar. Bana 2000 çok yeterli gelmedi. Sen ne anlarsın lan Kofik. Bu işin duayını benim. Ustalarım lan ben. Bakayım. Yo şu an bronzsun. O oynamadığım için. Oynasam ustalar yani. Daha önce oldum. Bir günde çıktım lan ben ustalara. İnanmıyorsan göstereyim. Valla en yüksek ustalar. Oha kral lan. Şimdi eksiyonelisi girip yenileceğim bakalım. Yenilgisi nasılmış onu çok merak ettim. Yani kostümü gördük. Efektleri farklı değil. Normal halinin aynısı. Ama çok normal. Çünkü karakter daha yeni olduğu için ilk kostümler genelde hep böyle oluyor. Bakın yani efektlerimiz hepsi aynı normal yani. Hadi öldür bizi Colette. Öldür lan. Vur lan mal Colette. Geberiyoruz bakalım. Ölüyor muyum? Spor özellik atma. Atma ne olursun. Dalga geçme benimle. Öldür artık ya hadi. Bak bak. Spor özellik atarak öldürdü. Şakala bak ya. Dalga geçiyor bizden. Yenildik bakalım şimdi ne yapacak yenilince. Bu ne lan duruyor böyle dümdüz. Vallahi ekstrasi yenilgisi çok boş yani. Dümdüz duruyor böyle hiç. Aa şimdi üzüldü ama. Ya oyun buglandı ya da böyle emin değilim. Ben karakteri çok beğendim. Elementler falan mükemmel ama hasarı azıcık daha arttırılması lazım bence. Sizce nasıl? Bir eksiği var mı? Yorum yazın bakalım. Ben çok fazla eğlendim. Uğraşacağım diye izleyebilirsiniz. Ve sana TikTok'a girip Exo Alperen'i takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.